Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 4 Aralık Cuma Gastrin Park Amerika yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün teknik arızalardan dolayı bilgisayar sürekli programın ortasında hani iki tane video çekimi yaptım. İkisinden de ortasında kesiliyor. Yani artık yapacak bir şey yok. Ben de elimden geldiğince tabletten yapmaya çalışıyorum. Umarım burada da bir aksilik olmaz. Bu yurt dışı yarışlarının programı vermek istiyorum. Bu arada herkesin mübarek cuması tekrardan hayırlı olsun, mübarek cumanız kutlu olsun arkadaşlar. Dünkü vermiş olduğum İzmir programı da her ikisi de birinci ve ikinci altılı gayanımızı da tutturabildiğim için de ayrıca mutluyum. Tutan arkadaşlara da hayırlı uğurlu olsun. Ama sonunda 8 fotoda kazanmış olsaydı ben 8 kazandı diye gördüm ama yani ikramiyenin en az 5 katından da fazla vereceğini emindim ama maalesef olmadı. Her şeye rağmen sağlık olsun. Yine tutan arkadaşlara hayırlısı olsun diyelim. Çünkü en azından güzel bir gün olduğunu düşünerek bugünkü Amerika yarışlarına da geçiş yapmak istiyorum. Dediğim gibi zorluklarla yaşıyoruz. Yani 5 koşu, 6 koşu 2 kere programı yaptım. Ondan sonra pat internet değil de bilgisayar kendisi kapandı. Şimdi de hiç açılmıyor. Artık herhalde ebedi yolculuğuna uğurladık herhalde büyük ihtimalle. Yapacak bir şey yok. En azından şimdi tabletle gidebildiğimiz kadar gideceğiz artık. Bugün 7 koşulu bir program var arkadaşlar. Ben hemen sizlere oranları aktaracağım ama ilk önce yarışın gidişatını söyleyeyim. Birinci koşu 7'li prensibe üçlü Gayana ayağımızın başlangıç ayağı olan 20.35'te başlıyor. Maiden satış koşusu. Maiden 2 yaşlı İngilizlerin 1000 metrelik çim koşusuna. Arkadaşlar bu arada şunu belirteyim. Çıkan atlar olacak. Mümkünse yarış saatine yakın yatırırsanız bence daha güzel, daha sağlıklı olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Bugünkü yarışlara hemen oranlara geçelim. 3 nolu safkan 2,5 liralık orana sahip. 4 nolu safkan 3 lira. 7 nolu safkan 4,5 lira. 8 nolu safkan 4,5 lira. 5 nolu safkan 6,5 lira. 6 nolu safkan 11 lira. 10 nolu safkan 11 lira. 12 nolu safkan da 18 lira gibi bir orana sahip. Arkadaşlar ben burada en azından tuttuğum safkanları size aktarayım. Yurt dışında favorisi olan 3 nolu Twirling Fire. Benim de ilk şans verdiğim isim. Bu Twirling kendi temsilcisi Paco Lopez de bence de kazanmaya en yakın isim. Ama tabii benim ciddi rakiplerim var. 4 nolu Market Development. Benim Marginless Music temsilcisi Emisel Jaramillo start atacak olmuş. Safkan ilk kez koşacak olmasa ama ben bugün etkili bir yarış bekliyorum. Son olarak da 7 nolu Champion Up. Bir Carpe Diem temsilcisi Luis Saez'e de ben bugün yine ilk kez koşacağım bu safkana şans veriyorum ve 3-4-7 olarak bu birinci koşuyu sizlere öneriyorum. Eğer çıkanlar olursa veya bu ayağı biraz daha at yazmak gereği duyanlar için de o zaman 5 nolu Big Red Steel ve Wicked Stroke temsilcisi Luca Panici ile start alacak. Son olarak da 8 nolu Two Days Three Day. Bu Verrazano temsilcisi Miguel Angel Vasquez'e start alacak olan bu safkanda en azından çok at yazmak isteyenlere veya çıkan atlar olursa diye ilave etmek isteyenler için bence ideal isimler. 3-4-7 öncelik 5-8 daha sonra tuttuğum safkanlar. Günün altılı ganyan ayağına geçiş yaptığımızda bir maiden satış koşusu 3 ve yukarı İngilizlerin 1200 metre kum yarışında. Burada da baktığımız zaman 4 nolu safkan 2.7, 7 nolu safkan 2.7, 10 nolu safkan 4 lira, 11 nolu safkan 7 lira, 8 nolu safkan 7 lira, 3 nolu safkan 11 lira, 2 nolu safkan 16 lira, 5 nolu safkan 16 lira ve 6 nolu safkan da 25 lira gibi orana sahip. Arkadaşlar benim burada tuttuğum ilk safkan ben 7 nolu Two Cup Cup. Bu Hanson Mike temsilcisini Edgar Prado ile start atacak olan bu safkanı ben ilk şanslı isim olarak önereceğim. Ben bu safkanın en ciddi rakibi olarak da 8 nolu Comiskey Park. Bir Carpe Diem temsilcisi Lionel Reyes ile start atacak olan bu safkan ilk kez koşacak olmasına rağmen ben bugün çok etkili bir yarış koşmasını bekliyorum. O yüzden bu ikinci koşu yani altılı ganyanın ilk ayağında 7-8 bende bir gruptan biraz da olsa ayrılmış durumda. Yani normal kuponlara eğer risk edinip 7-8 olarak geçebilirsiniz. Yani risk derken şunu kastediyorum. Bunlar yarışın gerçi 7 şu anda yarışın favorisi oldu ama Türkiye'de 4 nolu safkan bayağı uzak ara gidiyor. Ama ben 7-8'e bugün ağırlık veriyorum. Eğer burada çıkanlar olursa veya geniş at yazmak isteyenlere de öncelikli olarak 4 nolu Makina Lecasi. En azından şu anda yurt dışı ve Türkiye'nin favorisi olan bu Duke of Mischief temsilcisi Edgar Zayas da bence yine şanslı isim. Daha sonra 10 nolu Prince Igor. Bir Tapi temsilcisi Carlos Lugo ile start atacak olan bu safkanda bir Kurtel arasından bir isim. Yani Kurteller Amerika'da da karşımıza çıkıyor şu anda. 10 bin nolu Rix Rax. Bir Union Rax gibi iyi bir orijine sahip.
Luis Saez gibi klas jokeyle bence yine buranın iddialı ismi haline geldi. İkinolu Enona Asray, Bigon Asray gibi yine iyi bir orijin Victor Leronas'ı takılacak onun sakında. En azından kendine uygun bir grup buldu. Ve son olarak da 9'lu Express Boy bir Orp temsilcisi Hector Isaac Berrios'a start alacak olan bu safkanda bence sürpriz ihtimali olan gelmesi gereken bir isimlerden birisi. Ama dediğim gibi 7-8 öncelik geniş ve at yazmak isteyenlere veya çıkanlar işte olursa diye ilave etmek isteyenlere 4, 10, 11, 2 ve 9 olarak da tercih edebilirsiniz. Günün ikinci ayağında baktığımız zaman bir satış koşusu yine şartlı dişilere ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1500 metrelik çim koşusunda. Burada da 8-10 safkan 2.2, 2-10 safkan 4 lira, 5-10 safkan 4 lira, 6-10 safkan 4 lira, 7-10 safkan 5.5 lira, 3-10 safkan 6.5 lira, 1-10 safkan 10 lira, 4-10 safkan 14 lira, 9-10 safkan 20 lira gibi oranlara sahip arkadaşlar. Benim de burada size önereceğim safkanlar 8-10 Antigone, bir kalple diyem temsilcisi Edgar Zayas'a start alacak olan safkanı bana göre kazanması en muhtemel sonuç olur arkadaşlar. Ama ben burada çok ciddi bir rakip gördüm. 5 no'lu Galileos Ballerin, bir Magician temsilcisi Emisel Jaramillo ile start alacak olmuş safkan bana göre 8'in en ciddi rakibi konumunda. Bu ayara 2 safkan biraz daha ön planda çıkıyor bende. 8 ve 5, yani 8-5 olarak bu ikinci aya geçmenizi yani büyük ihtimalle bana göre bitmesi gereken sonuç, yani 8-5 mücadelesi gibi gözüküyor bana. Ama buraya da at ilave etmek isterseniz geniş oynamak isteyenlere de o zaman 2 nolu Josefa, bir Trouser Beach temsilcisi, iyi bir çim orijini, Paco Lopez gibi usta jokeri start alacak olan safkanda son güzel ikinciliğe sahip bir isim. Daha sonra 7 nolu Cactus Kitten, bir Kitten's Joy, yine bir güzel bir çim orijinli bir safkan. Hector Isaac Berrios'a start alacak olan safkanda 4 yarış koşum etkili bir performans sergileyen bir isim. Son olarak da 6 nolu Lace Diamond, bir Pro Citizen temsilcisi Christian Torres gibi usta jokeyle start alacak olan bu safkanda en azından bugünün de sürpriz isimleri arasında olan bir isim. Ama 8-5 bende öncelikle yazılması gereken isimler, daha sonra 2-7-6 benim bu 3. koşu 6'lı ganyanın 2. aya için önerdiğim safkanda. Günün 3. ayına geldiğimizde baktığımız zaman burada bir satış koşusu, zaten sürekli satış koşuları devam ediyor. Şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1200 metre kum yarışında 7 safkan arasında koşulacak olan bu yarışta 3 nolu safkan 2.5 lira, 1 nolu safkan 3 lira, 6 nolu safkan 4 lira, 5 nolu safkan 5.5 lira, 2 nolu safkan 6 lira, 7 nolu safkan 10 lira, 4 nolu safkan da 16 lira gibi bir orana sahip. Zor bir ayak çünkü birbirine çok yakın safkanlar. Yani mümkünse ben bu ayağı kapatmaktan yanayım. Ama tabii risk alınabilir mi? Alınabilir tabii ki. Ama ben burada yine önceliği yurt dışının şu anda favorisi de olan, bende de yine favori 3 nolu Strong Ending, bir Strong Mandate temsilcisi Edgar Prado'ya start alacak olan bu safkanın bende de iyi şanslı isim. Bu safkanın ilk ciddi rakip olarak da 3 yarış koşup son 2 yarışını kazanan Joe Bravo gibi jockey'de start alacak olan 1 nolu Cairo Camping, bir Cairo Prince temsilcisi olan bu safkanda bence iyi performansıyla en ciddi rakip konumunda. Ama risk alınıp burayı 3-1 olarak da geçebilirsiniz arkadaşlar. Ama dediğim gibi birbirine çok yakın safkanlar, yani hepsi de geliri var. Bana göre bu ayağı kapatmak en mantıklı sonuç olur. Tabii üçüncü isim kim? Bende altın oldu Theo Will. Bir Bayern gibi iyi bir orijin. Gerçekten Bayern'in yarışları ben mükemmel görüyorum. İyi bir safkan, iyi bir orijin. Edgar Zayas'la muhakkak kuponlarda yeni almalı. İki nolu Dream Dora, bir Congress temsilcisi Christian Torres'e start alacak. Onun safkanda yine iyi performansa sahip. Daha sonra 5 nolu Bon Prix, bir Palace temsilcisi yine iyi bir orijin. Paco Lopez'e start alacak. Onun safkanda 4 yarış koşmuş, ikisini kazanmış formda bir isim. Bence bu gruptan biraz daha ön planda olan isimler. Ama dediğim gibi 3-1 öncelikli olarak kuponlara yazılmalı. Daha sonra 6-2-5, tabii burası zor olduğu için bana göre bu kadar at yazıyorsak geri kalan o 2 safkan 7 ve 4'ü de ilave edip bence bu ayağı kapatmak en mantıklı sonuç olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Günün 4. ayına geldiğimizde bir maiden satış koşusu. Zaten hep maiden, sürekli maidenler var. Dişilere ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1700 metre çim koşusunda. Hemen oranları aktaralım. 6 nolu safkan 3.5 lira, 1 nolu safkan 5 lira, 8 nolu safkan 5.5 lira, 10 nolu safkan 5.5 lira, 11 nolu safkan 6.5 lira, 5 nolu safkan 9 lira, 9 nolu safkan 10 lira, 14 nolu safkan 10 lira, 3 nolu safkan 11 lira, 12 nolu safkan 12 lira, 13 nolu safkan 12 lira ve 2 nolu safkan da 18 lira gibi oranına sahip. Diğer saymadığı safkanlar 33 liradan başlıyor arkadaşlar. Yani öyle 50 liraya kadar çıkıyor. Bunu da belirteyim. Hemen bu ayak için benim sizlere önereceğim safkanlar sırasıyla şu şekilde olacak.
Ben önceliği altın olur Turley'i vereceğim. Wildhack Charge temsilcisi Louis Saez'e oldukça güzel performansıyla zaten son 6 yarışa baktığınız zaman ilk 3'ün içerisinde hep ikincilik, üçüncülük mücadelesinde olan bir isim. Bugün yine birinciliğin bence en güçlü adayı altın olur Turley olur. Tabii rakipleri var. 8 olur Laura Ranger. Bir Noble Mission temsilcisi Kristen Torres'i start alacak olan Safkan bana göre çok ciddi rakibi. Daha sonra 11 nolu ekürü avantajı sahip Camellia Gal, bir Mizan Mast temsilcisi Edgar Zayas'a start alacak olan Safkan da en azından iyi performansa sahip bir isim. Ve son olarak da 10 nolu Baby Girl, bir Condescent temsilcisi Joe Brower start alacak olan Safkan da günün tatlı sürprizini gerçekleştirebilir arkadaşlar. Biraz daha bu gruptan ön planda tuttuğum isimler. 6-8, 11-10 benim bu koşuda sizlere önerdiğim Safkanlar. Ama burada çok çıkan atlar olacak. Bunu da belirteyim arkadaşlar. Günün 5. aya 6. koşuya geldiğimizde yine Maiden satış koşusu 2 yaşlı İngilizlerin 1300 metre kum yarışında. Burada 8-10 Safkan 1.2, 3-10 Safkan 3.3, 2-10 Safkan 4.5 lira, 6-10 Safkan 5 lira, 4-10 Safkan 14 lira, 9-10 Safkan 16 lira, 1-10 Safkan da 22 lira gibi bir orana sahip. Arkadaşlar burada ben en azından bir banko seçmek istedim. Burada da en mantıklı bana gelen 8 nolu ex top geldi. Bir ex Grator temsilcisi olan bu Safkan Paco Lopez gibi usta jockey ile bence ikinci yarışında güzel bir ikincilik yapıp bu gruptan zaten daha da ileri giden performansıyla kazanmasını bekliyorum. Zaten şu anda da yurt dışında bayağı direkt Safkanların arasında. Ben de bu Safkan'a sığınacağım. Bugün 8 nolu ex top benim sizlere önereceğim banko isim arkadaşlar. Günün son koşusuna geldiğimizde satış koşusu şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1500 metre çim koşusunda 6 nolu Safkan 2.2, 1 nolu Safkan 3.3, 5 nolu Safkan 3.3, 3 nolu Safkan 4.5 lira, 7 nolu Safkan 8 lira, 4 nolu Safkan 16 lira, 8 nolu Safkan da 16 lira gibi oran sahip. Benim buradaki önereceğim ilk Safkan bende 1 nolu Shiny Troop giriyor. Bir Malibu Moon temsilcisi Paco Lopez de start alacak olan bu Safkan da bende ilk şanslı isim olarak sizlere öneriyorum. Tabi ciddi rakip olarak da bir Blam temsilcisi olan 3 nolu Sheraton Blame. Edgar Zayas'a start alacak olan bu Safkan da bana göre en ciddi rakip konumunda olan isim. Yani 1-3 biraz rakipler oranında ben de ayrılmış durumda. Yani biraz daha şanslı gördüm bu 1-3'ü. Normal kuponlar için 1-3 yazılıp bayağı bu şekilde geçebiliriz. Ama at yazmak isteyenlere, ilave etmek isteyenlere de Altınolu Gark, bir Magician gibi iyi bir orijine sahip Hector Isaac Barrios'a start alacak olan bu Safkan da etkili ve güzel bir formu var. Son 4 yarışın 3'ünde ikincilik, bir birincilik yapmış. Güzel bir performans. İyi formu var, iyi hazırlıkları var. Daha sonra 5 nolu Light Fury ve Wicked Strong temsilcisi Miguel Angel Vasquez start alacak olan Safkan da yine güzel bir formu sahip. Ve son olarak da 7 nolu Can't Have a Night. Bir Hades a Night temsilcisi Mario Fuentes start alacak olan Safkan da en azından son 2 yarıştaki performansıyla bence yazması gereken isim olur. Ama 1-3 bende öncelik, daha sonra 6-5-7 olarak sizlere bu koşu için önerdiğim Safkanlar. Arkadaşlar herkese bol kazançlar diliyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.